aslında kaleye çıkardı. Duvarda bir ton daha koyulacak rengi. He değil mi? Tamam. Islak kendi biraz daha. Pembe gibi duruyor. Biraz daha belirginleşir. Lila gibi duruyor da değil değil mi? Orada gözlüğü no. Bir renk. Kere tamam. Altı mı? Buna fırça da almak lazım. Önemli olma aslında. Herkese yeni bir videodan merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün videoyu arabadan başlatıyorum. Aslında az önce izlediniz. Baos'a geldik. Evin içini boyatacağız arkadaşlar. Boyama için birkaç malzeme almaya geldik. İşte boyadır, carttır, cürttür. Hafta sonu boyayla geçecek. O yüzden Baos'a geldik. Bize en yakın olan yere. Boyalarımızı aldık, çıktık. Şimdi bir AVM'ye uğrarız belki. Efe'ye bir şeyler almak istiyorum. Şimdi yaz. Yazlık pek bir şey yok. Var da hepsi küçüldü. Şimdi ona olmuyor. Öyle. Ve kamerayı açmak istedi. Bakalım. Şimdi bizim daha önceki rengimiz böyle koyu bir gri. Böyle biraz daha açık, soft renklerde almak istedik boyayı. Umarım güzel olur. Biz boyayacağız. Yani babamla Yasin boyayacak. Şimdi Yasin'i bekliyorum burada bir yerde. Bagajda telefonla. Arkadaşın çağırıyordu bize yardım. Boya hakkında ne düşünüyorsun? Çok iyi boya aldık. Yani mükemmel. Lepeo'yu çözersem gelmesi için çok iyi olacak. Evet. Bir tane alalım ya. Bak tabakların güzelliğine bak. Bak makarna yapınca. He? Evin halindeki halıları yıkamaya vermiştim. Onlar yeni geldi. Şöyle şu duvarları komple boyayacağız. Bu da mutfak. Mutfaktaki bütün duvarlar şöyle boyanacak. Şimdi biz AVM'den geldik arkadaşlar. AVM'den geleli bayağı oldu. Biraz dinlendik. Çok yorulduk. AVM'de birkaç mağazaya uğradık. Daha sonra Carrefour'a uğradık. Carrefour'dan da böyle bir şeyler aldık. Ben bu çerekotlu şeyleri çok seviyorum. İş yerine de götürüyorum. Orada bayağı yiyorum. Sonra Bref'in şöyle bir tuvalet için olan aparatından aldık. Şu patatesi ben çok seviyorum. McDonald's'takiler gibi ipince oluyor. Sonra şurada Baldo'nun bir pirincinden almışız. Şurada soğan, patates, salatalık, kırmızı biber var. Şurada şöyle bir kek var. Şurada birkaç çikolata var.
kahvenin yanında. Şurada besel var, pişirme kağıdı, pamuk, Carrefour'un bu ıslak mendilleri, bu şunlardan aldım. Daha sonra şu Costa'nın beyazlar için olanından aldım. Leke çıkarıcı aşırı iyi. Daha sonra şu Carrefour markasının yumuşatıcısını aldım. Şurada deodorantlar var. Yasine bana aseton. Bu neymiş? Bulaşık deterjanı. Şurada yağ var. Şurada bir bardağımız var. Şu yağdanlığı aldım. Bendeki kırılmıştı. Bardak aldım. Ya şu tabaklara bakar mısınız? Bayıldım ya. Gerçekten. Şurayı şimdilik iki kişilik aldım. Yasin'le bana. Şu da şöyle pasta tabağı. Aşırı güzel. Ben çok beğendim. Şöyle keramika markası. Bir dahaki gittiğim zaman da komple setini alırım yani. Alışverişimiz böyleydi. Bauhaus'a gittik. Oradan boya aldık. Boya malzemeleri aldık. Söylemiştim zaten. Oradan da birkaç bir şey aldık. Onları da göstereyim. Bardan aldık. Şöyle bir şey aldık. Şu ampulleri değiştireceğim. Şöyle üçlü. İki tane ampul aldım. Şöyle iki tane... onlu iki tane askı aldık. Böyle fırça, falçata. Şöyle çoklu priz de aldık. Herkese yeni bir günden merhaba. Dün bir şeyler çekiyordum ama arkadaşlar şarjım bitti ve yarıda kaldı. Zaten dün 2-2.5 gibi yatmış olduk. Ortalığı topladık. Boya yapılacak odaların içindeki eşyaları çektik. Yerleştirdik boş odaya. Ortalığı topladık, temizledik. Yani o kadar yorucu bir gündü ki kafayı koyduğum gibi uyumuşum. Şimdi saat 8, kalktım. Kendime şöyle bir kahvaltı hazırladım ufaktan. Çünkü Yasin arkadaşı gelecek birazdan. Yasin'le beraber. Başlayacaklar. Ben de önden kalktım, duşumu aldım. Şimdi şu ufacık kahvaltıyı yiyeyim. Şurada ice tea dökeyim biraz. Evet, salonu taşıyacağımız oda bu arkadaşlar. Şöyle. Bu odayı hiç kullanmıyorduk. Şimdi burasını böyle yenileyeceğiz. Ve salonu buraya taşıyacağız. Burada ütü masam var. Şurada boyalarımız var. Şurada şöyle bir camımız var. Şöyle şurayı... boyayıp salonu buraya geçireceğiz. Şurada da Efe'ye dediğim gibi birkaç bir şey aldım. Burada Madame Coco'yu uğradım. İndirim vardı. %50 indirim vardı. Ve çok güzel şeyler vardı. Ama benim ihtiyacım olanı aldım şu an. Daha sonra tekrar bakacağım. Hadi onlara bakalım. Evet, ilk önce Madame Coco'dan ne almışım ona bakalım. Şöyle hurç setlerinden aldım arkadaşlar. Ben dolabımda hala kışlıktan kalan işte sivitlerim, yarım ceketlerim var. Onları da burç yapıp dolabın üstüne kaldırmak istiyorum. Şöyle bir tane gri orta boy almışım. Bunu Efe için kullanacağım. Ben de kendime böyle en büyük boyunun pembe rengini aldım. Bir tek bu rengi kalmıştı. Zaten perdelerimin fonları da pembe. Belki bir uyum sağlar. Şöyle benimki en büyük boy. Şu desende. Bundan 3 tane aldım. Tanesi 80 liraya geliyordu. 159 liradan 80 liraya düşmüştü. Şöyle şurada fiyatını göstereyim. İndirim vardı dediğim gibi. Bir de şöyle 2 tane havlu aldım. Şöyle bir tanesi bu renk. Çok hoşuma gitti. Çok tatlılar. Bir tanesi böyle gri. Evet.
Sonra şöyle Gazelle'nin bir tane ütü masası kılıfı aldım. Hatta şimdi taktım, onu göstereyim size. Bir tane şundan aldım, ihtiyacım var. Diğeri kötüydü. Efe'ye ben genelde Waikiki bebek bölümünden alırım. Çünkü 4-5 yaşı kadar sanırım orada mevcut. Şu an 4 yaşında. Bu arada kendisi annemde. Dün annemde kaldı. Ay o kadar içi buruk ki anlatamam size. Hiç yani çok nadir vermişimdir böyle bir şey olunca veya bir yere gitme zorunda kalınca anneme vesaire. Ama arada da bir kalıyor annemde. Ay bir kötüyü de onsuz anlatamam size. Ama çok çok işlerimiz vardı arkadaşlar. O yüzden onu halletmeye çalıştık. O olunca da bazı şeyler olmuyor. Çok hareketli bir çocuk. O olunca da dediğim gibi olmuyor. O yüzden anneme bıraktık. Bu boya işleri bitsin. Akşama ben tekrar gideceğim. Onu bir göreyim, bir bakayım. Belki ben de kalırım. Bu boya akşama kadar biterse ben de onunla kalırım orada. Yasin de gelir belki. Bu akşam belki annemde kalırız yani. Köpek balıklarını aşırı seviyor. Aşırı ilgisi var böyle balıktır. İşte deniz canlılarıyla ilgili aşırı bir ilgiye sahip. Niye bilmiyorum. Ara ara çocuklar biliyorsunuz ki bazı şeylere ilgi duyuyor. Ona da böyle bir şey aldım görünce. Çok tatlı bir şey. Çok seveceğine eminim. Bu onu sevindirecektir. Şöyle bir şöyle tişörtler aldım. Onun altına böyle şortlar aldım. Bu lacivert. Böyle gri. Okula da gidiyor ya, rahat olur. Bu da siyah. Siyah biraz küçük. Ay iki tane almışım bunlar, inanamıyorum. Aynısını bir 16 yok 6 aylığını almışım, bir de 3-4 yaşını almışım. Ben diyorum bu neden küçük böyle. Neyse bunu iade ederiz. 3-4 yaş. Bir de şöyle bir gömlek aldık. Ve çok tatlı. Okulda siyah giyme partisi varmış, onu aldık. Yoksa yazın siyah pek giydirmiyorum. Şöyle bir takım aldık. O üstü, şu da altı. Daha sonra böyle bir takım yaptım. Bu bej renkli şortu. Üzerinde de bu timsahlı tişört. Bir de şöyle 3 tane çorap aldım artık. Starbucks'tan şöyle hibiskus biri. Bu yeni çıkmış herhalde. Ben ilk defa tadına bakacağım. Çok merak ediyorum. Şöyle de bir cheesecake söyledim. Yasin'in gelmesini bekliyorum. Aşırı tatlı.
Evet, boyaya başlandı. Ben de çocuk işçi çalışıyorum. Aferin Zeynep, helal olsun, böyle devam et. Benim en küçük kardeşim Zeynep. Ey sağlı Zeynep. Utanmana gerek yok. Ona şuraları sildiriyorum. Aferin canım kardeşim. Evet, saatler sonra herkese tekrardan merhaba. Şimdi bu benim ayakkabılarımı yıkadım. Tabii yıkanmış abi. Şöyle birazcık sudan geçirttirdim. Şuraya asayım, kurusun balkonum. Her yer her yerde arkadaşlar. Burada bir sehpa var, balkonda her zaman duran. Şuraya çamaşırları getirdim. Şöyle. Şuradaki halım geldi ama temizlikten sonra sereceğim. Hava da gerçekten çok güzel. Şu camlarımı da artık hepsini ya Allah deyip silmem gerekiyor. Şu da Efe'nin ayakkabıları, bunları da yıkadı. Benim bebeğimin ayakkabıları ya. Evet, biz evden çıktık. Boya kokusuna artık duramadım, yemin ederim. Zeynep'i bir de aldım. Efe'ye de böyle birkaç oyuncak götürüyorum. Oynarız beraber evde. Hava da güzel, ben de böyle elbise giydim. Gidelim bakalım. Zeynep aynı ben değil mi? Benim bana çok benziyor. Niye acaba? Ay, elbisemin tatlılığına bakar mısınız? Şöyle bir asansör şak. Acil asansör. Beğendin mi Miraç? Anahtarım mı var? Evet. Ne kadar güzel. Ama bu deniz düşüyor. Evet, o balık değil mi aşkım? Evet. Onun adı ne Miraç Efe? Kesinlikle. Evet aşkım. Dişleri kapanıyor mu? Kapanıyor mu dişleri? Kapanıyor. Aç bakalım, hadi bakalım nasıl açacaksın onu. Açmayı dene. Ne kadar güzel. Beğendin mi? Evet. Uy bebeğim. Bu... Onunla konuşuyor. Konuşuyor mu? Sen yeni mi uyandın? Şimdi mi uyandın sen? Güzel uyudun mu? Ben burada yattım, kalktım. Asla kalkamıyorum. Bir mayıştım, anlatamam size. Efe de hala yanımda böyle. Uyudum, uyuyacağım yani. Böyle bıraksanız sabaha kadar uyuyacağım. Acıktım gerçekten. Sabahtan beri kahvaltıyla duruyorum. Bir de Starbucks içeceği içtim. Bir tatlı yedim, o kadar. Pek bir şey yediğim içtiğim söylenemez. Ama o ne Miraç? Anne, baloncuk. Baloncuk mu yapıyorsun? Aşağıda. Göster bize nasıl yapılıyor. Göster bize anneciğim. Böyle ama... yapıyorsun. He. Sonra burada değişiyorsun baloncukken. Evet, ben daha kamerayı yeni açıyorum arkadaşlar. Saat şu an 8:00. Annemlerden çıktım. Eve gidiyorum. Yasin'e yardım edeceğim. Efe ile oynadım. Yemek yedik. Şimdi de gidiyorum. Bakayım evin durumuna göre onu alırım. Boya bittiyse vesaire. Görüşürüz. Find the one you should never get.
think it's the way life changes. Neyse, ben şuraları şöyle bir toplayayım, daha sonra görüşürüz. Baktım ki video çok uzun. Bir şeyler çekmişim. Biraz karışık olabilir. Kusura bakmayın. Boya bitti sayılır. Yasin ikinci katı atıyor. İkinci katı attıktan sonra kurumasını bekleyeceğiz vesaire. Yarın da pazar dinlenmek istiyorum. Valla bütün gün dinleneceğim çünkü biraz yoruldum. Sonra da iş var. Bu videoyu da burada kapatmak istiyorum. Sonraki videoda daha detaylı göstermiş olurum. Neyi ne yaptık, nereye ne koyduk, nasıl yerleştik vesaire diye. Uzun olmasını istemiyorum videonun. O yüzden burada keseyim dedim, bitireyim dedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.